Ben bir karara vardım Atıf. Gereği neyse yapacağız. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Eğer Fırat Kazan bu çetenin bir üyesi ise cezasını mahkemeler verecek. Kararı alırken zorlandın galiba. Üzgün görünüyorsun. Pek mutlu değilim tabii. İyi o zaman ben düğmeye basıyorum. Efendim babacığım. Yok yok. Bir iki güne geleceğim eve. Her şeyin sonuna geldik zaten. Yakında tehlikeli hiçbir şey kalmayacak. Ben şimdi müsait değilim. Arayayım mı seni? Tamam. Demek baban kaçırılmadığını biliyordun. Babamdan böyle bir durumu saklayamazdım. Aslında sürecin başından beri her şeyden haberdar. O da epey bir rol yapmak zorunda kaldı. Yalnız bir gün sonra arayıp haber verdim çünkü... Biliyor musun benim annem kalp hastası. Aslında biraz da o yüzden haber verdim. Sen yorgun gözüküyorsun. Bana bak, istersen kal burada. Ormana falan çıkar, yürürsün, iyi gelir. İyi fikir aslında. Her şey üst üste geldi. Şadiye çıkıyor biliyor musun? Gerçekten mi? Çok güzel haber. Hadi hayırlı olsun. Geçer. Bu geçmez. Kalbimi söküp aldı yine. Geçmez. Hayırsız o be. Ne zaman gördün ki onun ayrını? İşine baksana. Sana kimsenin hayır gelmez. Ben yalnız kalmaya mahkumum. Hayatım boyunca yalnız kalacağım. Sevemeyeceğim kimseyi. Çocuklarım olmayacak. Mutlu bir ailem olmayacak. Bir lanet var benim üzerimde. Ne olmuş? Tek başına paşalar gibi yaşarsın. Aç değilsin, açıkta değilsin. Paran var, pulun var, işin var. Kocan da olmayıversin. Salak. Hiçbir şey bilmiyorsun. Aptal aptal konuşma. Büyüyünce görürsün. Allah zaten dersten kafasını kaldırıyorum ki. Ne anlar açtan meşten? Bir bildiği o zengin olanı uzaktan içi geçirmek işte. Görüyoruz olan peşinde koşanların halini. Alo baba. Kusura bakma az önce konuşamadık. Fırat Bey'in durumu netlik kazandı. Delillerin hepsi ortada. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin şu bankayla bir konuşman lazım. Adamların kulağına biraz kar suyu kaçırmakta yarar var. E biliyorsun 1000 tane kredimizde Fırat Kazan'ın imzası var. Sonra şaibe altında kalmayalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Fırat'cığım, bak bu çorba çok hafif. Biraz içmeye çalış, ne olur. İyiyim ben Irmak. Sabahki yaptığın çay iyi geldi zaten. Miden üşütmüşsün işte. Ne olur birazcık iç şunu. Öter. Hadi sen de sabahtan beri hasta bakıcılık yaptın bana. Geç olmadan git istersen. Yarın da geçmezse doktora gideceksin ama. Söz ver bana.
Söz. Bir şey olursa ara beni. Ablamla gelir seni alır hastaneye götürürüz, tamam mı? Hadi iyi dinlen. Irmak. Gerçekten sağ ol. Bir şey değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.